Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz etsiz çiğ köfte tarifi. Etsiz çiğ köfte tarifimin malzeme listesinde bir paket esmer ince bulgur var. Çiğ köftelik bulgur diye satılıyor. Çoğu markette bulabilirsiniz. Bir yemek kaşığı tuz var. Tabii ben bunu kalabalık misafirlerim için yapacağım. Benim bu paylaştığım tarifi kendi kişi sayınıza göre düzenleyebilirsiniz. 2-3 su bardağıyla da yapabilirsiniz tabii ki az kişiyseniz eğer. Benim kalabalık misafirlerim geleceği için ben bir paket ince bulgur kullanıyorum. 3 su bardağı sıcak su var. Bunun hepsini tek seferde ilave etmiyorum. Şu anda 2 su bardağı sıcak suyu ilave ettim. Yarım saat dinlendirdim. Yoğururken de kıvamına göre, yumuşaklığına göre belki de kalan 1 su bardağı sıcak suyu ilave edebilirim. Yeterince suyu çektikten sonra geniş bir tepsinin içine ince bulguru alıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça çok bir miktarı var. Tabii ki yoğurdukça diğer malzemeler de eklendikçe artacak. Malzeme listemde 1 çay bardağı sıvı yağ var. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. ...5-6 yemek kaşığı kadar isot ilave ediyorum. Bunu lezzetine göre artırabilirim. Çok daha isot kullanacağımı düşünüyorum. 3 yemek kaşığı acı pul biber var. Bu pul biber çok acı olduğu için daha fazla kullanmıyorum. Siz ne kadar acı seviyorsanız ona göre ilave edebilirsiniz. 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Dediğim gibi yarım saat 45 dakika yoğurduktan sonra tadına bakacağım. Ondan sonra gerekirse tekrar isot, pul biber ve salça ilave edebilirim. Yumuşama durumuna göre de su ilave edebilirim. Yarım saat yoğurduktan sonra hala ince bulguların içinde kıtırlık hissediyorsanız biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Bu aşamadan sonra iyice yoğurmamız gerekiyor. Ben 2 çay bardağı kadar toplamda nar ekşisi kullandım. Şu anda 1 çay bardağı kadarını döküyorum. Yoğurdukça tekrar ilave edeceğim. Zaten servis ederken de taze limon ve nar ekşisi ile servis ediyoruz. Tabii ki marul olmazsa olmazı kıvırcık marulumuz da var. Avuçlarımın arasında ovalayarak yaklaşık 45 dakika yoğurdum. Ondan sonra bulgurların yumuşama durumunu kontrol ederek birazcık daha sıcak su ilave ettim. Bir 15-20 dakika kadar daha yoğurdum. En az 1 saat yoğuruyoruz. Bu kadar miktarda yaptığımızda, eğer kalabalık misafirleriniz geleceği zaman 1 kilo ince bulgurla yapacaksanız 1 saat yoğurma zamanını ayırmanız gerekiyor. Ama yarısı kadar yapacaksanız zaman da ona göre azalacaktır. Ne kadar çok yoğurulursa o kadar güzel oluyor, bilginiz olsun. Bir büyük soğan var. Bir büyük soğanı yoğurmaya başlamadan önce ince ince adeta robotta çekilmiş gibi keskin bir bıçakla doğradım. Robotla çekmiyoruz. Soğan suyunu bırakmasın, soğan kokusu olmasın ama soğan lezzeti olsun istiyoruz. O yüzden elimizde doğruyoruz soğanı. Maydanozu yine aynı şekilde kalın saplarını ayıklıyoruz. İnce saplarını ve maydanozun yapraklarını ince ince doğruyoruz. Ondan sonra uzun bir süre yoğurduktan sonra içine ilave ediyoruz. Bu malzemelerle beraber de tekrar bir 15-20 dakika yoğuruyoruz. Toplamda yoğurma süren benim 1 saat 15 dakika oldu. Kontrol ettiğimde artık bir köfte hamuru gibi, içinde et varmış gibi kopup dağılan değil de uzayan bir çiğ köftem oldu. Kıvamı budur aslında. Bir etli köfte gibi yayılmasını bekliyoruz elimizde. Kopmadan yumuşacık bir görüntüsü varsa artık olmuş demektir. Servis ederken de bir adet büyük bir kıvırcık marulum var. Onu öncelikle tabağa diziyorum. Onun üzerine parmaklarımın izleri çıkacak şekilde uzun uzun köfteler yapıyorum. Bunun hepsini bu şekilde yapacağım. Ondan sonra servis edeceğim. Artık benim çiğ köftelerim servise hazır. Yanında taze limon ve nar ekşisiyle servis ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Mutfağınız huzur, bereket, sağlıkla dolsun diliyorum.
Sizler ricam, kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı ve birbirinden güzel yeni tariflerim için zil ikona tıklamayı unutmayın. Tarifimle ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.